Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 2012-2013 dönemi 1107 numaralı oturumdaki Genel Matematik 1 soru çözümlerine başlayacağız. X soru şu şekilde: A kümesi 1, 2, 3, 5 elemanlarından, B ise 1, 2, 4, 7 elemanlarından olmak üzere A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır? A birleşim B kümesinin eleman sayısını bulurken önemli noktamız iki kümede olan aynı elemanları birer kere saymak. Örneğin A kümesinde iki elemanı var, B kümesinde de iki elemanı var. A kümesinde bir elemanı var, B kümesinde de bir elemanı var. Biz bunları birer kere sayacağız kümeleri birleştirirken. Yani A birleşim B kümesini yazarken eşittir deyip şu şekilde açıp 1, 2 ve tek olanlar 3, Burada 4 var. 5 ve 7. Bu elemanları yazıp kapatıyoruz kümemizi. 1 ve 2 elemanlarını kırmızı yazdım ki onlara dikkat edelim. 2 kümede de var ama biz birer kere yazıyoruz. Dolayısıyla eleman sayısını sayarken de bir kere sayıyoruz. Şimdi bu kümenin eleman sayısını sormuş. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanlı bir küme. A birleşim B kümemiz. Bir sonraki soruya geçelim. 25 üzeri eksi 1 bölü 2. Önemli noktamız ne? Bir sayının negatif kuvvetini alma. Negatif kuvvet. İkinci önemli noktada bir sayının rasyonel sayılı kuvveti. Yani kesirli kuvveti. Şimdi şurada eksi 1 bölü 2 var. Eksiyi bir hatırlayalım neydi? Mesela 4 üzeri eksi 2 dediğimizde biz 4'ü 1 bölü 4 olarak çeviriyorduk. Eksi 2 yerine artı 2 yazıyorduk. 1 bölü 4 olarak çevirdikten sonra eksi ile işimiz tamamen bitiyordu. İkinci önemli noktamız olan bu sorudaki rasyonel kuvvet kesirli kuvvet de şu şekildeydi. Örneğin 25 örneği var ben başka vereyim. Örneğin 36'nın 1 bölü 2. kuvvetini alırken aslında biz onu karekök 36 gibi düşünüyorduk. Yani 1 bölü ikinci ku kuvvet karekök demek. 1 bölü 3 küp kök demek. Birinci yolumuz bu. İkinci yolu da soruda göstereceğim. Bu şekilde karekök 36 6 diye çıkıyordu. Dolayısıyla bir sayının 1 bölü 2. kuvveti onun karekökü oluyordu. Bir diğer kuvvet de üstünün üstü olarak görme. Şimdi soruya bakalım. 25 üzeri eksi 1 bölü 2. İlk olarak eksiden kurtulmamız önemli. Eksiden nasıl kurtuluyoruz? 25'i e ters yazıyoruz. 1 bölü 25. Üzeri eksi değil artı 1 bölü 2 var artık. Artıyı yazmıyoruz zaten. Devam ediyoruz. Bir sayının 1 bölü 2. kuvveti onun kare köküydü. Dolayısıyla 1 bölü 25'in kare kökünü alıyoruz. 1 bölü 25. Kare kök dışına nasıl çıkar? Kare kök içinde şöyle düşünebiliriz. 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 5'tir. Dolayısıyla bu aslında 1 bölü 5'in karesidir kare kök içerisinde. Ve bu kare, bu kare kökü götüreceği için dışarıya 1 bölü 5 şeklinde çıkar. Bu şekilde de çözebiliriz soruyu. Veya şu aşamadayken 1 bölü 5 yerine 1 bölü 5'in karesi deyip onu da 1 bölü 2. kuvveti. Dolayısıyla bu kuvvetler birbirini götürür ve 1 bölü 5'in 1. kuvvet diyerek de çözebiliriz. İki yolda müsaade. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bir sayı değildir? Şimdi rasyonel sayılardaki önemli noktamız neydi? Bir sayıyı ya böyle tam sayı şeklinde 2, 3 gibi ya da kesirli şekilde yani 2 bölü 3, 3 bölü 4 gibi yazacaktık. Yani virgülden sonrası bir anlamda bilinecekti bizim için. 3'ü 4'e böldüğümüzde virgülden sonrasını görebiliyoruz. 0,75 Rasyonel sayı olmazsa irasyonel sayı olursa ne oluyordu? Virgülden sonrasını bilemiyorduk. Bu sorudaki numara ne? Mesela karekök 4 karekök dışına 2 olarak çıkıyor. Çünkü 2'nin karesi. Karekök 9 karekök dışına 3 olarak çıkıyor. Çünkü 9 3'ün karesi. Karekök 25 karekök dışına 5 olarak çıkıyor. Çünkü 5'in karesi. Ve son olarak karekök 100 karekök dışına 10 olarak çıkıyor. Çünkü 100 10'un karesi. Sadece köküç dışarıya çıkmıyor bir şeyin karesi olarak. kök Köküçün kendi değerini hesaplarsak da virgülden sonra sürekli değişen bir şey elde ediyoruz. İrrasyonel bir sayı oluyor. Dolayısıyla cevabımız A. Ve bu, bu videodaki son soru. 64'ün küp kökünü ve 8'in küp köküne bakacağız. İşleminin sonucu kaçtır? Diyelim ki küp kök hakkında bir bilginiz yok. Şuradan hatırlayabiliriz. Sadece kare kökü biliyoruz. Kare kök 4 dışarıya 2 çıkıyordu. Neden? Şimdi adı üstünde kare kök diyoruz. Yani içeride 2'nin karesi var ve bu kareyi bu kare kök götürüyor. Dolayısıyla küp kökte de örneğin içeride 2'nin küpü varsa dışarıdaki şu küp kök burada 3 olunca küp kök oluyor. Bu küp kök bu 3'ü götürecek. Dolayısıyla bu dışarıya 2 olarak çıkacak. Gelelim buraya. 64. 64 neydi? Sayı doğrusu, yani çarpım tablosunu düşünelim. Mesela 64 8 çarpı 8'di değil mi? Başka neydi? Mesela 8'e bakarsak 4 çarpı 2 idi. 8 yine 4 çarpı 2 idi. Şimdi bunu bir şeyin küpü olarak yazacağım zaman şöyle düşünebilirim. 4, 4 ve diğer 2 çarpı 2'yi de 4 olarak yazdığımda 4 çarpı 4 çarpı 4 olarak 64'ü düşünebilirim. Sadece şurayı 64'ü açtım. Gelelim 8'e. 8 zaten 2'nin küpü. 2'nin 3 kere kendiyle çarpımı. 2'nin küpü diyebiliriz kısa yoldan. Şimdi burada bir dışarı çıkarma işlemi yapacağım. 4 çarpı 4 çarpı 4'ü. 4'ün küpü şuraya da 3 olarak yazdım. Bunu da 2'nin küpü 3 olarak yazdım. Az önceki dediğim şekilde bu küp bu küp kökü götürüyor. Bu küp de bu küp, küp, küp kökü götürüyor. Dolayısıyla burada 4 burada 2 kalıyor. 4 artı 2 de cevabımız olan 6'yı bize veriyor.